bahçemiz çiçek bulmuş. Gidelim de fotoğraf çekeyim mi? Mis gibi değil mi? Çok güzel değil mi annem? Herkese selam. Bugün 31 Mart Pazar. 30 mu? 31 olması lazım. Pazar çünkü bugün seçim günü. 31 Mart diye hatırlıyorum. Çok uzun zamandır video çekmiyorum. Önceki videomu hatırlıyorsanız, yani izlediyseniz, videonun son kısmına ekleme yapıp birazcık gelişmelerden size haberdar etmiştim. Bugün 21 Ramazan. Ramazan'ın bitmesine son bir hafta kaldı. Yani 8 gün kaldı herhalde. Benim için bu Ramazan yeterince verimli değildi. Asla değildi. Çünkü bilmiyorum ya, hiç istediğim gibi gitmedi. Böyle çok daha fazla Kur'an okur, işte kaza namazlarımı kılarım falan gibi hayal ediyordum. İlk hafta sağlığımın hastalığıyla, ikinci hafta benim hastalığımla, üçüncü hafta eşimin bu seçim kurulunda görev almasıyla birlikte bizim aile düzenimizin komple değişmesiyle geçti. Bugün çok şükür bitiyor. Ne oldu anne? Bir saniye, sahilin kapağı düşmüş. Evet, bugün çok şükür ki bitiyor. Bittiğine o kadar mutluyum ki anlatamam size. Evimde yemek yemeyi özledim, yemek yapmayı özledim, evimle ilgilenmeyi özledim. Yani dün şöyle oldu. Resmen ben bir haftadır eve... Bir hafta değil de. Ne oldu anne? Niye attın? Atıyor ve istiyor geri. Neyse, ben 4 gündür eve uğramıyordum. Eve uğramadığım için de tabii ki Kadir evde yemek yiyor. İftarı evde yapamıyor. İftarı iş yerinde yapıyor. Eve geliyor. Gece geç 2 gibi falan geliyordu. Evde sahuru yapıp yatıyordu. Sabah erkenden tekrardan işe gidiyordu. Yani doğal olarak o da evi birazcık otel gibi kullanmış oldu. Ben de bu süreçte tek kalmak istemediğim için, tek başıma iftar yapmak istemediğim ve işte çok zaten bir tek oruçsuz olduğum kısım akşam zamanı. Onda da tek başıma zaman geçirmek istemedim. Yani Sare zaten 9 gibi yatıyor. Annem. Annem. Ben konuşuyorum ya, o da benimle konuşmaya çalışıyor sanırım. Aşkım. Annem. Neyse, ben tek başıma geçirmek istemediğim için birkaç gün kayınvalidem yerde kaldım. Instagram'dan takip edenler için Feyza ile zaten story paylaşıp duruyorduk. Feyza görmeyeceğim bu arada, bilmeyenler için. Onun dışında bir günde kendi anneme gittim. Bir gece de onda kaldım. Ve ya aslında dediğim güzel geçiyor. Hani annemle de özlüyorum, annemde kalmayı da güzel oluyor. Ama evden bu kadar uzun ayrı kalmak çok düzeni sağlama konusunda çok zor oluyor. Çünkü eve gelip kıyafet alıp çıktım falan mesela. Yani ev darmaduman oluyor. Ya senin de dikkat çekme çaban yok mu ya? Tamam anne. Bu arada Sarı 31. haftaya mı ne girdi? 31 ya da aynen 31, yarın 32 oluyor.
Ben 31. haftada şey okudum. Pardon. 30. haftada işte hafta hafta yayınlıyorlar ya. Yazı okudum. Ayrılık kaygısının başladığı hafta diye geçiyor. Atak haftasıymış. Bir saniye. Atak haftasıymış. Sare bundan önceki haftalarda, aylarda, tabii ben işe zaten Sare 5,5 aylıkken başladım. Şu an 7,5 aylık. Hiç arkamdan ağlama tarzında durumları yoktu çok şükür ki. Kayınvalidemle de zaten çok alışıklar birbirlerine. Çünkü biz doğumdan sonra da önce de zaten sürekli görüşüyorduk yani. Sare böyle hiç yabancılamadı orada durmayı falan. Elhamdülillah diyeyim, nazar etmeyeyim. Ama bu geçen haftadan itibaren böyle bir bana karşı hastalık derecesinde şeyi var. Asla yerinde durmuyor. Normalde mesela ben iş yaparken Sare'yi bir yere koyarım. Oyuncak veririm önüne, durur. Ama şu anda asla durmuyor. Asla. Şu anda da balkona çıkmak istiyorum. Ben orada konuşayım en iyisi. O da camdan baksın, daha iyi olacak. Evet, nerede kalmıştım? Dediğim gibi hastalık derecesinde bu başladı. İş yaparken falan asla durmuyor. Ben de mecburen hep yanımda tutuyorum. Bu sefer korkuyorum, böyle fayanstayız mesela, mutfak, banyoda falan. Bir anda düşse tedirgin oluyorum, yani bırakamıyorum da öyle. Sürekli böyle bir tedirginlikle bir iş yapıyorum. Onun bir yandan kafasını tutarak falan. Neyse, geçeceğine inanıyorum. Çok uzun sürmez diye umuyorum inşallah. Camına bakmayı çok seviyor normalde de, şu an çiçeklere falan dikkati dağıldı biraz. Bu arada biber ekmiştik biz eşimle, birazdan göstereceğim. Açtı o, çok hoşuma gitti ya. Biberler çıktı yani böyle küçük küçük. Neyse, ben konudan konuya atlayışım yok mu gerçekten. Böyle Sare'nin ayrılık kaygıları başladı ve artık arkamdan da böyle biraz şey yapıyor, gidişimi anlıyor. Huysuzlanıyor. Ben gideceğim diye böyle kapıya yaklaşıyor falan. Yeni başladı bunlar. Böyle de emekleyemiyor henüz hala ama çaba var. Geçen bir iki hafta önce hiç çaba da yoktu. Sare yüzüstü durmaktan nefret ediyordu. Bu ara çaba da var çok şükür. Yani böyle ilerleyecek de yanlışlıkla geri gidiyor sürünerek. Ama böyle hızlı hızlı değil yani, emekleme seviyesinde değil. Sürünüyor gibi düşünün. Neyse, çabalıyor en azından. Ben bu arada iki hafta sonra Bosna'ya gidiyoruz. Bosna'ya gidene kadar istemiyordum emeklemesini, yürümesini ya da şöyle hareketlenmesini. Çünkü şu an yürüyemediği ve emekleyemediği için sürekli bizim onu bir yere taşımamızı istiyor. Bir şeyler istiyor yani hep. Ama asla alamıyor. Bu yüzden sürekli bizi istiyor, kucak istiyor falan. İnanıyorum geçici bir süreç olacak. Emeklemeye başladıktan sonra o özgürlüğü seveceğini düşünüyorum. Hava bu arada dehşet güzel. Dün de çok güzeldi, bugün de çok güzel ve çok seviyorum bu havaları. Şu an evi toplayayım. Dışarı çıkacağım zaten Sare'ye. Hem oy kullanmaya çıkacağım. Hem de bahçemizde çiçekler açmış. Sare'yi ilk defa çimenle tanıştıracağım. Onu heyecanlıyım o yüzden. Öyle dışarı çıkacağım yani. Sonra da kayınvalidemlere doğru geçeceğim. Biraz Feyza ile buluşacağız. Bir şeyler çekeceğiz. Yine işbirliği şeyleri. Sonra da bu akşam iftara davetliyiz. O konuda da çok mutluyum. Eşimin teyzesine gidiyoruz, yemekleri çok güzeldir. Ona gideceğiz yani, mutluyum. Yarın da iş var zaten. Tekrardan gelip artık yarın için hazırlıklarımı yapıp yatarım diye umuyorum. Düşünüyorum. Bu arada bana dün, dediğim gibi ben kaç gündür evde yoktum. Evi de hiç toparlayamadım, temizleyemedim. Böyle daptanlıktı. Dün de ben annem, işte bir önceki gün annemde kaldım. Yani dün sabah annemde uyandım, güne başladım. İki gibi annemden çıkıp eve gelmeye çalıştım ama eve vardığımda saat 4'tü çünkü biraz oyalandım. Bana da akşam iftardan sonra misafir gelecekti. Onun için tatlı ve temizlik yapmam gerekiyordu. Çok hayatımın en hızlı temizliği ve tatlısıydı ama ikisi de çok güzel oldu. Yani temizliğim de böyle içime sindi. Hani şey yapmadım. Böyle baştan sağma yapmadım. Güzel yaptım. Hem de tatlım da güzeldi çok şükür. Yani güzel, verimli bir gündü. Normalde ben hep şey, hani pazar günü zaten Kadir de yok evde. Pazar günü temizliğimi yaparım gibi düşünüyordum. Dün yapmam çok iyi oldu. Bugün bana kaldı. Yani şu an ev dağınık bu arada. Mutfak falan. Çünkü bulaşık makinesi dolmuştu mesela. Ben onu an çalıştırdım. Kalan bulaşıklar kaldı. Sabah toplarım zaten diye düşündüm. Sare, hayır, demir yiyemezsin. Yiyemez miyim? Anneciğim, hayır. Hayır, elimi ye. Öyle. Ev şu an dağınık yani.
Ama benim mental sağlığım yerinde ya, hiç önemli değil. Şu an ruh olarak, ruhen iyi hissediyorum. İyi, güzel hissediyorum. Havanın güzelliği beni mest ediyor. Camlarım kirli. Yapacak bir şey yok. Onları da belki hafta içi bir gün silerim. Sabahtan Sare uyuduğu bir vakit. Evde uyursa tabii. Sare bu ara erken kalkmaya başladı. 8 gibi falan kalkıyor. Normalde de 2-2,5 saatte bir uyur. Ama ilk sabah uykusuna erken uykusu geliyor. Mesela bugün de öyle yaptı. 8 gibi uyandı. 9.30-10 gibi tekrar uyudu. 11'de bir daha uyandı galiba. O şekilde oldu. Yani tam tabii tam saatler böyle değildir de. Yaklaşık olarak böyle. Öyle. Ben bugün evi toplayacağım. Evi her gün topluyorum zaten. Bu ev o kadar nankör ki sürekli dağılıyor. Hele mutfak, hele mutfak. Allah'ım. Çok zor yemek yemeyi seven insanlar için. Yani yemek sonrası bulaşık. İftar sonrası var ya, pert oluyorum. Yani hiçbir şey yapasım gelmiyor içimden. Böyle bir iki saat benim bomboş oturmam lazım. Sonra toplayabilirim bir yerleri. Kendimi mental olarak hiç iyi hissetmiyorum o vakitte. İftar sonrasında yani. Ay, gerçi birileriyle olunca oluyor ya. Evde tek olunca olmuyor sanırım. Bir de ya da Sare'ye bağlı. Bazen mesela o enerjikse problem olmuyor ama onun da uykusu varsa biraz uyusu su daha falan. Sıkı. Bu arada diğer dişi böyle bir dişi çıktı Sare'nin. Önceki videoyu izlediniz bilmiyorum, o yüzden şeyi vereyim. Bir dişi çıkmıştı. Şimdi diğer dişi de böyle bembeyaz olmuş orası. Çıkacak, çıktı, çıkacak. Onun da şeyi vardır muhtemelen kızda. Sıkıyor. 7,5 aylık. Bence iyi çıktı ya. Ben böyle daha geç çıkar gibi bekliyordum. Daha geç çıksa daha mı kolay olurdu bilmiyorum. Ama bence ben daha zor olacağına inanıyorum. Çünkü şu an bir tık daha anlayamıyor. Yani ben böyle her şeyi konuşmaya çalışıyorum. Bu arada anlatmaya çalışıyorum ona. Ben saçma mı bilmiyorum ama böyle büyük insan gibi birçok şeyi anlatıyorum. Mesela aşı olmaya gideceğiz. Arabada anlatıyorum ona. Bugün aşı olacağız. İşte ben yanında olacağım falan tarzında konuşuyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ona ne kadar etki ediyordur, ne kadar şey yapıyordur bilmiyorum ama yapmaya da devam edeceğim sanırım. Sare çok şükür. Yani sakin demeyeyim. Hareketli aslında ama böyle çok ağlaşko bir çocuk değil. Yani bir dönem oldu gazdan dolayıydı, onu anlayabiliyorduk yani, resmen saati vardı yani, o saat geldi mi Sare'nin durması imkansız, öyle bir ağlama şeyi vardı. Ve bir kere ben bunu araba sürerken denk geldim, o kadar kötüydü ki arabayı kaç kere durdurdum anlatamam size. Hani öyle bir dönem geçirdi, sanırsam buna deniyormuş kolik diye. Ama mesela bazı anlatılanlar işte mesela bütün gün ağlıyordu, bütün gece ağlıyordu tarzında değil. Hani saat 6 oldu mu biz biliyorduk ki Sare kıyameti koparacak. Televizyonu falan kapatıyoruz böylece. Yani bekliyoruz Sare'nin saati gelecek artık. O kadar alışmıştık yani. Yemek yiyeceksek mesela ya öncesinde yiyeceğiz ya sonrasında. Çünkü imkansız yememiz. Deliriyor yani, böyle öyle böyle değil. Böyle katıla katıla ağlıyordu. Ama böyle yarım saat falan sonra geçiyordu o. Belli ki ağrısı oluyordu ve geçiyordu diye düşünüyorum. Eşim böyle araştırmış, kolik bebek diye buna deniyormuş sanırsam. Hani saatli ağlayan, gaz sancısı çeken bebeklere. Bilmiyorum. Çok şükür, elhamdülillah. Yani Sare o kadar zorlamadı ya da Allah dağına göre kar veriyor. Bana acımış olabilir sonuçta. Biraz tecrübesizim tabii doğal olarak. Yani yaşım da genç. Çok bebek bakmışlığım da yok. Neyse, çok şükür ki. Dişlerimizi de çekerken hafif tabii ki uyuşsuzluğumuz var. Birazcık ateşimiz var. Değil mi anneciğim? Ama böyle yine ortalığı yakıp yıkan bir bebek değil. Hareketli bir bebek. Kayınvalidemle bütün gün oyun oynuyorlar. Kayınvalidem bakıyor ben işteyken Sare'ye. Bütün gün kayınvalidem hiçbir iş yapmıyor mesela Sare'ye bakarken. Çünkü ben mesela bir yere koyup şey yapıyorum. Yapmak zorundayım zaten, ne yapacağım başka. Ama yani kayınvalidem işlerini hızlı yapan bir kadın. Normal hayatında da. Yani çok gerçekten hızlı, pratik bir kadın. Ben öyle değilim mesela. Ben daha yavaş yavaş yaparım. Onun öyle mesela bölünmeye çok tahammülü olmaz muhtemelen. Şey yani bir anda hemen bitirmek ister işini. Sare ile de hemen bitmeyeceğinden hiç başlamıyor. Zaten biz gelmeden yapıyordur şu birçok şeyi. Ya da gece yapıyor. Sabah teheccüde falan kalkıyor yapıyor. Hani o konuda
Çok şey bir kadın. Çalışkan ve tertipli, pratik, hızlı. Ha, ben öyle değilim. O yüzden Sare ile mecburum yapmaya. Yavaş yavaş da olsa bir şeyleri halletmem gerekiyor. Ne? Ne? Yani Kadir olmasa, Kadir yardımcı olan biri olmasa yani ben de muhtemelen alıp başını gider bir şeyler. O yüzden diyorum ya, Allah da ona göre karar veriyor. Bak çiçek açmış. Bak çiçeklere. Beyaz çiçek. Gördün mü? Gördün mü annem? Almak istiyorsun değil mi şu an onu? Alamazsın. Çiçek büyüyor bak yapraklara. Yeşil yaprak. Gördün mü? Çak çak. Çak Sare. Çak. Çak anne. Çaktı. Çak. Çak. Çaktı. Hayır, oraya gidemezsin. Size biberlerimi göstereyim mi? Daha doğrusu benim değil. Tamamıyla eşimin çabası. Tamamıyla onun biberleri yani ama çok hoşuma gidiyor. Ben böyle sadece... Ya ben çiçek bu arada beslemeyi çok severim. Çok, yani çok severim değil, görüntüsü. Böyle benim içime huzur, ferahlık veriyor. Çiçektir, böcektir. Ya böcek değil. Böyle meyvedir falan filan. Ama gel gör ki bu konuda hiçbir becerim, hiçbir bilgim yok. Ama eşim araştırır, öğrenir ve yapar. Biz geçen sene anneannemin... Ne? Biz geçen sene anneannemin bahçesinden biber almıştık. Biberler çok acıymış, yiyemedik. Kadir de o biberlerin gitti, içindeki şeyleri çıkarttı. Tohum mu denir artık? Onları çıkardık, ekti. Tutacağına çok inanmamıştık. Çünkü biz bir kere de salatalık ekmiştik. Sadece bir tane salatalık galiba. Ama inanın şu duvar komple böyle salatalık yaprağı mı denir artık? Büyüdü böyle, kocaman oldu. Ve sadece bir tane salatalık verdi. Çok moral bozucuydu. Ama şu an biberler çok şükür diyeyim. Maşallah diyeyim. Bozulmasın. Çok güzel veriyor. Şimdi çekeceğim size onları. Bakın minik biberlerim. O kadar çok konuştum ki bu video uzun olacak sanırım. Böyleymiş de ya, çenem biraz düşüyor bazen. Neyse ben hızlı bir şekilde şu mutfağı toparlayacağım. Çünkü eşim sanırsam yarım saat evde olacak. Sare'nin ilk oyu. Heyecan dorukta. Okula gidiyoruz. Muhtemelen senin ilk okul okuyacağın okul. Hazır mısın? Evet, oyumuzu kullanıp geldik. Şimdi eşim sabah sahurda çıkmıştı işten, işe. İşte seçimde görev demişti. Yedi geldi işte. Uyumuzu kullanıp geldik birlikte. O şimdi yattı. 4-5'e kadar yatacak herhalde. Oy bitti seçim. Gidene kadar. Sonra tekrardan işe gidecek. O yüzden sessiz olmam gerekiyor. Şimdi Sare de biraz acıktı. Şimdi ona yumurta kaynatacağım. Yumurtanın sarısıyla yoğurdu bir de biraz pekmez karıştırıp vereceğim. Analık. Mama Sare'ye. Tat bir tat. Gerçekten çok güzel. Nasıl? Beğendin mi? Sare kuşum. Aa, bunun içinde ne var biliyor musun?
Hurma var. Hurmayı sen çok seversin. Yumurta var. Benim kızım o. Baktı Sare. Sare, şimdi mamamızı yiyeceğiz. Uyuyacağız. Sonra parka gideceğiz. Gidelim mi parka? Goga da gelecek. Gidelim mi Sare parka? Sare'yi sallayalım salıncakta. Çiçeklere bakalım. Çimen'e ayağını değdirelim. Olur mu? Olur mu Sare? Parka gitmek ister misin? Salıncakta sallanalım. Tamam mı? Goga da gelsin mi? Babaanne de gelsin mi? Babaannesi. Nerede babaanne? Kapıyı bak. Biraz geçer misin? Yeşil, sarı, mavi, pembe, pembe, mavi. Tam yap. Tam yap kule. Titti. Titti kulesi Sare'nin. Evet, şimdi Sare'yi de uyuttum. O kadar zor uyudu ki anlatamam size. Oraları çekemedim bile. Gerçekten dişlerinden herhalde bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Yavrum benim yani. Çok zor uyudu ama. Yani bir türlü dalamadı. Böyle uyuyor gibi oluyor. Ağlayarak uyanıyor. Gerçekten yaklaşık bir saat uğraşmışımdır herhalde uyuması için. Ve maksimum 20-25 dakika uyuyacak. Üzülüyorum. Saat şu an. Bakamıyorum. Saat şu an 3 falan olması lazım. Belki olmuştur ya da olmamıştır emin değilim. Şimdi Feyza uykulanmış. Bize doğru geliyor. Onunla bir çekim yapacağız. Ondan sonra çıkacağız. Biraz Sare'yi belki parka falan götürürüz. Oradan da kayınvalidemlere doğru gideceğiz. İftara kayınvalidemlerle birlikte gideceğim. Çünkü eşim gelmeyeceği için. Eşim işe gidecek tekrar 5'te. Ben bunu belki de söylemişimdir bilmiyorum ama. Ay Sare aklıma aldı ya. Yorucuydu. Gerçekten. Yavrum benim. Belli ki ya sıkıntı yaşıyor. Gerçekten üzülüyorum. Ve ilaç falan da vermedim. Ateşi yok diye kalpol vermedim mesela. Böyle aslında kayınvalidemde karanfil var. Zeytinyağında karanfili bekletince böyle yoğunlaşıyormuş. O da dişe sürülünce biliyorsunuz karanfil hafif böyle şey olur. Normalde de kullanılır yani. Ağrı kesici olarak diş etlerinde damaklarda. İşte zeytinyağıyla bakalım. Bir onu denerim belki. Kayınvalidemde vardır karanfil diye düşünüyorum. Onu bir yapayım. İyi gelir belki dişlerine. Canım benim. Öyle şimdi ben salonu toplamamıştım. Ha bu arada koltuklarımız geldi. Birazdan size onları göstereyim. Salonumu toplayayım. Feyza gelecek zaten dediğim gibi. Artık videonun devamında görüşürüz. Tam olarak neler yapacağız ben de bilmiyorum.
Yalandan mı alıyor ya? Sari iyi, şortun altına kilo şarap da iyi. Sari iyi. Ben de giydirmeyi sevmiyorum. Hadi. Hadi gidiyoruz, parka gideceğiz. Parka. Sari parka gidecekmiş. Sari parka gidecekmiş. Hello. Biz çıkıyoruz. Parka gidiyoruz. Hazır mısın? Evet. Salak ya, arkadaşlar, siz biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum çünkü. Oy verirken muhtar şeyi yokmuş, pusulası. Ya bu arada ben eminim. Bakın 5 yıl önce Eko ilk aday olduğunda vardı. Eminim olduğuna yani. Bilmiyorum. Bu hep olan bir şey değildi. Ben o zaman oy vermedim. Oy kullanmadım. Ya daha doğrusu ilkinde kullanmadım. İkincide sinir olup kullandım. Sonra o yüzden hiç hatırlamıyorum. İkincide hatta belki de muhtar şeyi var mıydı ki? Vardı. Sadece ikincisinde yoktu. Yani ben o yüzden bilmiyormuşum. Ben o yüzden hatırlamıyorum. İkincisinde bu sıradayım mı tekrar yapıyorlar mı? Ne bileyim, belki yapmışlardır ya. Hiç hatırlamıyorum ben. İlk seçime oy kullanmadım, hatırlıyorum da. Biz Esenköy'de miydik? Neredeydik? Bir yerdeydik. Anneler de mi kullanmadı? Onlar da kullanmadı. Neyse işte sonuç olarak bu seçimde ilk defa muhtar şeyi görüyordum. Onu da göremediğim için dedim ki herhalde bir problem var benimkinde. Bir şey demedim, uslu uslu gittim, zarfımı attım. Ben bakalım çok iki kuyu bildim. Üç tane parti görünce, hani üç tane parti hamlen bir şey görünce dedim ki Allah'ım dedim, yani üç tane ne veriyorum şu an? Üstlerini okusaydın ya oğlum. Okudum. Hiçbir şey anlamadım. Ben... Biraz şeydi, ilçe vardı, il vardı. Türk gençliği bize emanet ya. Meclis. Ezbere bastım hepsini. Aynen. Neyse, sonuç olarak muhtar ikimiz de kullanmamış olduk. Zaten çok da önemli bir şey değil. Sadece bir tane muhtar adayı yoktu. Evet, yoktu. Vermeyecek. Muhtar adayı bir tanesi bizi daha önce dolandırmaya çalışan biriydi. Biz mutfak dolapları yaptırıyorduk buraya ilk taşındığımızda. Tabii ki sen açamıyorsun değil mi? Evet. Tabii ki ilk fiyatları bilmediğimiz için. Gri krizim. Fiyatları bilmediğimiz için böyle birkaç yerden fiyat aldık. Bu adam da bütün Başakşehir'in neredeyse şeyini yapmış bir adam. Mutfağını yapmış bir adam. Bize o zaman 50 bin fiyat verdi. Sonra biz gittik aynı dolapları 20'ye yaptırdık mesela. O kadar dolandırma, hani 5-10 değil yani. Sare'ye bak, o da izliyor. Ay. Sare o kadar huysuzlandı ki bir ara Feyza tutuyordu. Bir anda krize girdi. Abi birden ağlamaya başladı ve böyle gözümden yaşlar falan geliyor dedim ama. Öyle böyle ağlamadı. Yani böyle sanki. Yüzümü böyle omzuma falan mı vurdu diyorum. Bir şey mi oldu yani? Çok canı yanıyor gibi ağladı. Yani yanıyordur muhakkak. Belki dişten dolayı da. Sonra kaypol verdim. Bir de o iyi geliyor mu? Ben tam gizli gizli dönmüşüm de yakalanmışım gibi oldu. Ben diyorum ki Feyza ne oldu? Feyza bir şey yapmadım. Neyse şimdi çıktık. Feyza kütüphaneye gidiyor. Kütüphanenin orada da park var. Parkta biraz Sari'yi eğileceğiz. Sonra ben kayınvalidemlere geçeceğim. Bye. Böyle bir kız. Kendine sürdüğü yetmiyor. Bana da sürüyor. Niye? Ben insanı değilim. Reklam şu an. Göründü yani. Niye benim kendimi kapattın? Yani biçim mi insansın? Ben kapatmadan. Ay, kapatıp. Dur, açacağımış. Ay, kütüphaneye gittik. Kütüphane kapalıymış. Zor. Kütüphane karşısındaki parka gidecektik. Sonra dedik ki ne gerek var ya, sitenin oraya gelelim bari. Şu an sitenin oradaki parktayız. Biraz Sari'yi sallayacağım. Hattımı taşıdım, tamam mı? Boynum açık. Hattımı taşıdım. Taşınmadı. Abi biz hangi... Aramızda hiç hattı taşınmayan var mı? 5 gün falan oldu bu arada. Hattım taşınmadı. Benim ertesi gün taşınmıştı. Şu an tekrar internet almak istemiyorum. Okey, telefonumda internet yok, hadi tamam. Evde de internet yok. Türk bölgenizdeki bir arıza yüzünden şu an internete ulaşamıyorum. Bu arada aynı bölgede oturuyoruz. Bizim internete problem yok. Bizde elektrikler gitmiş. Gelmiş, geldiğinde bir daha internet gelmemiş. Belki sitede bir şey vardır ama yani telefonumda gayet buluyor diğer bölgeleri yani. Emine ablanın yok mu hepsi?
Yok. Bir de zaten Wi-Fi görünüyor. Belki onların da yok bir internet. Wi-Fi görünüyor. Sadece internet yok. Sen. Hayat Feyza'nın ders çalışmasını istemiyor. Ben galiba ders çalışmayacağım. Ben galiba bunu bitir. Aman bize. Rapor alsam. Ama benim kaç sınavı var? 3 tane falan. Ama benim sağlık ocağım garson pusuda kaldı. Taşıyabilirsin hemen. Hemen taşımıyorum işte 20 gün falan sürüyormuş. Ha. İyi o zaman. Ben bir rapor alsam, make-up'a girsem. Çünkü bu böyle olmayacak yani. Pazartesi kaç sınavı var? Hayır bir de sınavın eski sınavlarını da bulamadık. Hepsi bu hafta mı? Hı-hı. Bir tane var yarın. Üstten aldığım için geçen yıl versin. Ve bu dersi hiç bilmiyorum. Proje var mesela. Projede Araplarla beni aynı gruba koymuşlar. Al Mutana diye bir tane çocuk yazdım. Aynı gruptayız diye. Bundan sonra ben sanki ya falan dedim. Hiçbir şey demedim neyse. Bunlar bana grupta şey yaptılar. Discord'ta falan yayın açtılar. Ne yapacağız falan filan diye konuşmak için. Ben girmedim. Dedim ki aa benim bir şeyim var. Sonra bakın bana anlatırsınız falan filan dedim. Bana şey final documentation'ı vermişler. Nasıl yani? En son bitirip. Aynen. Kağıda geçirmeyi hepsi var Arap gruptakilerin. Aynen. Onlar seni dışlamış diyebilir miyiz? Ondan sonra onu verdiler bana. Sonra bir tane işim vardı. Yine böyle dokumentasyon yapacaktım. Sana haber vereceğiz, atacağız. Sen dokumentasyonu yaparsın dediler. Okey dedim. Sonra çocuk bana attı dokumentasyonunu haline. Nasıl olmuş sence falan. Dedim harika. Ya gerçekten onlar seni dışlamış gibi geldi bana ama. Yok ya bana iyi davranıyorlar kızım ya. Ama benim profil fotoğrafım mesela onlara görünmüyor. Sadece adımın Feyza olması yeterli geldi onlara. Niye? Ödevleri kendisi, ödevi kendileri yapıyor şu anda ben de puan alıyorum. Makinede de böyleydi. Gerçekten kız olması yeterli. Neyse. Böyle işte mezun oluyor. Şirketinizi alırken dikkat edin. Gayet yazılımcı mühendis benziyor. Evet. Hiç şüphemiz yok. Kadir böyle kendi kendine şey fikirler üretiyor tamam mı? Uygulama fikri. Feyza'ya geliyor diyor ki bak bak bunu yapsana. Feyza da gidiyor diyor ki bak bunu yapan var. Ben yapamam. Ama o kadar saçma. İmsak vakti alarmı. Her gün tam imsak vaktinden bir saat önce alarm çalacak. Sahuru uyandıracak. Abi bunu insanlar kuramıyor mu? Bak ben sana söylüyorum. Bunun 3 tane indirmesi olur. Bir oy. Bir tane yorum. O yorum da şu. Alarm sonunda indirdim gecenin bir vakti çalıyor. Neyse yaranamıyoruz işte yine Feyza'ya. Ailecek yaranamıyoruz. Yaranmakla ne alakası var? Ben söylüyorum yani. Tutmayacak şey. Beni uğraştırmayın böyle şeylerle. Bana dahiyane bir fikirle gelmedi. Evet senin dahiyane fikrin niye yarıda kaldı acaba? Çünkü çizim yapılamadı daha ama olacak o. Bana? Anlatma. Anlatma. Anlatmayacağım da neyse. Olayın bir hikayesi var. Bana diyor hızlı hızlı yaz, hızlı hızlı yaz. O bana beni nasıl darlıyor? Ben de o dönemde hem işe yeni başlamışım. Sare ile uğraşıyorum. Evin temizliğini şey yapamıyorum falan. Böyle aşırı yoğun olduğum bir dönem yani. Bana bunu söyleyen, hızlı hızlı yazmamı isteyen kişi saldı olayı. Niye? Birileri çizim yapmıyor diye. Ya ben şu andan şey yapmak istemiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Yazılımına devam etmek istemiyorum. Çünkü bir şeyler eksik şu anda. Yazılımı tamamlasam da bir şey olmayacak. Oğlum o zaman onları darlasana. Beni niye darladın? Onları da darlıyorum. Ya salak yapamadık çizim falan. Anlatacağım sana. Neyse hoşçakalın. Bu kadar para döktük. Kış kış kayıkça. Sare. Saat 11. Eve şu an geldik. O kadar yorucu bir akşamdı ki anlatamam size. Zaten hiçbir şey çekmedim. Sare çok tersti. Çok yani bilmiyorum. Yani zaten evde de dişinden dolayı tersti birazcık. Normalde mesela Feyza ile çok güzel oynar. Bir anda böyle ağlamaya falan başlıyordu. Hiçbir şey olmadan. Yani durduk yere. Ve böyle için çeke çeke ağlıyor böyle içli içli. Orada da öyle yaptım. Gitmeden kalp ayı vermiştim aslında.
O iyi gelmişti herhalde çünkü keyfi yerindeydi bayağı bir süre. Parka marka gittik, bir sıkıntı yoktu. Yolda uyudu, uyandı. Bir süre problem yoktu. Sonra bilmiyorum çok terslendi. Ben de çok yoruldum yani. Sırtım ağrıdı, belim ağrıdı sürekli. Çünkü kucağımda istiyor sürekli durmak. Normalde o kadar yabancılık çeken bir çocuk değildi. Hele babaannesine karşı hiç değildi. Bugün ona da gitmiyor mesela. Yani zor bir akşamdı. Aynen. Şimdi eve geldik. Gerçekten kendime biraz çay yapıp tatlı mı yesem yoksa yatıp uyusam mı bir an önce? Kararsızım. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var gibi hissediyorum. Ama yani dinlenmek derken böyle sakince oturup dümdüz duvarı izlemek falan. Ama uyumak da istiyorum. Bilmiyorum çok kararsızım. Neyse. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bu video uzun bir video oldu sanırsam. Çünkü bayağı bir konuştuk. Ben de ayrı konuştum. Feyza'yla da ayrı konuştuk. İyi geceler.